için. Kes kaydı, kes. Ayfren kaydı, kes. Merhaba. Şeye bakıyoruz da ıssız bir köy varmış burada. Biliyor musunuz? Teşekkürler. Eyvallah. Çok garip değil mi demiş zaten. Abi. Cidden değil mi? Yokmuş da Arda saklıymış. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Can Dündar. Yanımda Sıla Dündar kardeşim. Merhaba. Küçük kafalı ki. Bugün gergin bir video çekiyoruz arkadaşlar. Davutlu köyündeyiz. Biliyorsunuz ki burada yaşanmış, herkes tarafından konuşulan bir olay var. Karadediler olayı. Biz de bugün buraya hem bunu size anlatmaya, göstermeye geldik. Hem de burada terk edilmiş bir okul varmış. O terk edilmiş okulu gezeceğiz. Size göstereceğiz. Bunlar yaşanırken de ben size bu olayın ne olduğuna bakacağız. Şimdi devam edelim. Videonun ilerleyen dakikalarında ben yavaş yavaş size olayı anlatacağım. Evet, gidelim. Terk edilmiş okulun önündeyiz şu an arkadaşlar, gireceğiz. Sıla, bu video boyunca senin sesin çıkmayacak galiba. Çok kutursuyorum şu an. Ama çok gergin, gerçekten çok gergin. Ben hayatımda ilk defa burada ateş böceği gördüm, biliyor musun? Ben de ya. Etrafta ateş böcekleri uçuyor arkadaşlar. Büyük ihtimal kamerada gözükmüyordur ama böyle nokta nokta havada ışık patlamaları oluyorlar, böyle küçük. Hadi girelim, terk edilmiş okul burası. Burayı gezerken yok, olayı anlatacağım size. Sessiz gel, ben sessiz. Ben girmek istemiyorum. Cidden mi? Vallahi. Ama buraya kadar geldik kızım, bir gezelim. Yani hem olayı anlatalım, burada ne yaşanmış, içeride bir şeyler uçuyor, yemin ederim ki bir şeyler uçuyor. Ya içeride bir şey varsa? Ben varım. Kral, mafyasın be. Sakin ol, gel. Oh! Yarasa geçti, yarasa geçti. Daha uçuyor, uçuyor. Karaya bastın ki. Neden böyle bir şey yapıyoruz biz? Karadediler olayı şöyle başlıyor arkadaşlar. Buradaki köylü halkı önce böyle değişik siluetler falan görmeye başlıyor. Geceleri köyde sağda solda değişik siluetler görmeye başlıyor. Sonra bunlar yavaş yavaş konuşmalar kulaktan kulağa yayılıyor ve buraya bir gazeteci geliyor. Olayı araştırmaya. Devamı birazcık daha gezdikten sonra. Bir şey diyeceğim. Ben hep okullardaki öğretmenler tuvaletini merak ediyorum. Burada bir tane terk edilmiş öğretmenler tuvaleti var. Bakmayalım nasıl var. Bakalım, hadi bir yere girelim. Çok korkunç. Öğretmenler tuvaletinde böyleyse... Burası köy okulundan var. Bu kötüymüş ama. Köy çık. Alper, isim hiçbir şey yazmayan bir oda var lan. Çok. Aç hadi bu odayı, sen aç. Yavaş aç. Ha, burası da farklı bir tuvalet. O, burası erkekler bence. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, bir şey diyeceğim. Şaka mı? Gerçekten ne oluyor? Sen çok gelmesen Sıla. Geriliyorum, çok geriliyorum. Yemin ederim kalbime bir dokun. Tam şey diyordum, o kadar uzun zamanda terk edilmiş oldu belli ki eski sigara paketi var yerde, biliyor musun? Sen söyle, baksana. Kim bilir ne zaman terk ediliyorsun. Bu sigara paketleri kalkalı o kadar çok oldu ki. Sıla, hani satılmıyor artık bunlar. Şu aşağıya doğru gidelim mi bu arada ben anlatırken? Olur. Bu köye bir gazeteci geliyor arkadaşlar bu rivayetler üzerine. Rüzgardan dolayıdır ya. Değil mi? Buradaki rivayetler üzerine burada bir araştırmaya başlıyor. İlk geldiği gün bir şeyler bulamıyor. Fakat köylü halkı gazeteciyi köyde kalmaya ikna ediyor bir şekilde. Yine yalan çıktı. Oh, ciddi misin? Ben de öyle duydum. Oh, aklım çıktı. İkna ediyor, gazeteci burada kalıyor. Ama 13-14 gün kadar aslında burada kalıyor. Hı. Ve burada kaldığı da 13-14 günde hiçbir şey bulamıyor arkadaşlar. Ve kamerasını buradaki köyde yaşayan bir çocuğa emanet ediyor ki, diyor ki burada bir şey olursa kayıt altına al. Şuraya... Abi bak, çok ses geliyor, çok ses geliyor. Her yerden ses geliyor. Ne? Alper, bastın yere, dikkat et. Yavaş bak, yavaş yavaş. Ya Alper'im, bokunu yiyin ya. Neler yapıyorsun ya? Aha, çok 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 çok. Tamam, o bize bir şey yapmaz da. Duvarda ne yazıyor? Asik de yiyin. Görüyor musun bizi? Alper, çıkalım mı? Bekler miyim? He? Duvarda ne yazıyor, gördünüz mü? Ölüm sizi bekler yazıyor. Niye böyle bir şey yazıyor? Oğlum yok. Ben burada da. Cidden şaka yapıyorum. Sen niye bu kadar rahat okuyorsun bunu? Allah Kur'an çarpsın, sanki biz yazmışız gibi değil mi Alperen? Yemin ederim biz yazmadık arkadaşlar. Üst katlara çıkalım mı? Alt katta olmak beni çok geriyor. Üst katlara çıkalım, hadi lütfen. Sen çok hızlı biliyorum bak. Bu oyun oynamıyorsun ama. Niye çok hızlı biliyorum? Benden niye uzaklaşıyorsun sen? Bir üst kata çıkalım. Aa, şey var. Yangının boyutuna baksana, nasıl şey olmuş. Salınmış. İlkokulmuş burası. Bira falan yazıyor bak, bira. Camlara çok ışık. Tamam, tamam. Çok geldi.
camlara çok ışık tutma, tamam mı? Gelsin de şuraya bakalım. Kapıya dokunmuyoruz. Oha! Bu ne kıyım? Yok artık ya. Cidden yok artık. Ben yemin ederim ki çok geldim. Allah çarpsın geldim. Arkadaşlar biz buraya gerçekten bu arada hani... Vallahi biz yapmıyoruz ya. Yok yani imkanım yok. Hani bu okulda bir olay yaşandı ne değil. Davutlu köyündeki terk edilmiş okul diye buradayız. Böyle şeyler beklemiyordum yani. Gazeteci kamerasını emanet edip gidiyor. Daha sonrasında köye jandarma geliyor. Köyde 7 tane ölü bulunuyor ve bu 7 ölünün içerisinde kameranın emanet edildiği çocuk da var. Devam edeceğim anlatmaya. Bu ne oğlum? Sanki bak şimdi bak. Hani olur ya aptal Amerikan filmlerinde şey. Hani böyle bir senaryo yazarlar, kurgu yazarlar da bir tane hayalet vardır, oraya girenler dalga geçer. Böyle saçma sapan senaryolar olur ya arkadaşlar. Hani çizgi film korku filmi gibi dalga geçiyormuş gibi bir şey. Bence bir kat üstte çıkalım. Ama ondan bir ses gelecek. Gibi. Şöyle bir şey var. Kapıyı aradın mı? Hiçbir ses çıktı. Evet. Hani birazcık rüzgar olsa çıkar öyle sesler burada. Ya bak şimdi 3 katı, 2 kat kaldı çıkmamız gereken. En son kat en sıkıntısı. Şu 2 katı daha bitirelim. Bu videoyu da gelelim, tamam mı İsmail? Lütfen, lütfen gidelim. Hadi. Burada ne yazıyor? En alt kata bak yazıyor. Abi siz kimsiniz ki dalga geçiyorsunuz ya? Yemin ederim ki... En alt kata bak yazmış. Niye burada en alt kata bak yazıyor? Tam baktık. Hani diyeceğim ki acaba şey olmuş olabilir mi İsmail? Hani... Okul kapandıktan sonra okulun öğrencileri boyalarla buraya gelip eğlenmiş olabilirler mi? Ya çünkü çok saçma abi, neden böyle bir şey? En alt kata bak ne? Ya da oradaki haha ne yani? Burada bir hayalet var da bize dalga mı geçiyor bu? Amerikan filmi senaryosu mu anasını satayım? Bir şey abi bir şey yok, boş sınıf ya. Ya belki de gerçekten hani öğrenciler buraya eğlenmeye gelmiştir. Daha sonra arkadaşlar şöyle oluyor. Köyde 7 tane ölü bulunuyor. Kameranın emanet edildiği çocuk da var bu bölümde. Aslında. Jandarma bu ölüleri araştırıyor, bir anlam yükleyemiyor. O çocuğun elindeki kamera kayıtlarını topluyor ve daha sonra dayan jandarmaların arasından bir tane jandarma bu olaya çok kilitleniyor ve araştırmaya başlıyor. O çocuğa kamerayı emanet eden gazeteciyi sorguya çekiyor. Gel devam edelim Sıla. Bak. Bak görüyor musun bak? Öyle bir ses geliyor. Ne? Islama cevap geldi. Şu sınıflara bakalım, son kata çıkalım ve gidelim, tamam mı hadi? Hadi biraz hızlı bakalım. Yani merak gösterecek bir şey varsa gösterelim. Çıkalım. Bir yüz kata da çıkalım. Yüz katta. Ya ben neyden korkuyorum biliyor musun? Bir yüz kata çıkarız ama hani oradan çıkışa ulaşmak çok uzak ya. Bir şeyden korksak. Devam edelim. Mesela sen koluma girsene benim. Çünkü sürekli etrafa bakıyorum. Senin nerede olduğunu arıyorum. Göremeyince telaşlanıyorum. Abi bir şey diyeceğim arkadaşlar, biz niye hani 3 kişi geldik ki? Ha, kamera arkasında şöyle 2-3 kişi olsa ben daha rahat hissettim. Var mı? Yavaş sıla bak, önden her şeyi biliyorsun. Dalma salak, sana bir şey olsa ne yapacağım? Gidelim mi? Abi konuş. Biraz gel gel. Burası malzeme odası gibi bir yer galiba. Evet, burası malzeme tuvaletmiş ama malzeme odası gibi bir şey yapmışlar burayı. Saçımı başımı düzelttim ya. Bir şey olsa bak, bakımsızken mi olsun yani? Bunlar ne? Gerim gerim. Niye? Kutlanmış meyveler var. Bunlar ne? Keçi boku mu bu? Yok artık. Ama onun gibi değil mi arkadaşlar? Evet benziyor. Bir şey diyeceğim, keçinin burada ne işi var? Sanki bir şey olmuş gibi gerçekten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Bu ne? Yazar kasa gibi bir şey mi? Bir makine ama. Aldım sandığın içine. Aa sandık var. Aa acaba bu okulda terk edilmeleri şey mi yapılıyordu? Seçimler okullarda yapılıyor ya. Örümcek ağlı, mis gibi. Örümcek ağlı bomboş. Şuradan. Sonra arkadaşlar bu olaya çok takan jandarma buraya ilk gelen gazeteciyi sorguya alıyor. Ve o gazetecinin elinde de herhangi bir görüntü varsa bütün kameralara el koyuyor, hepsini alıyor. Daha sonrasında ne oluyor biliyor musun? Bu gazeteci ortadan kayboluyor. Hani ölmüş mü kalmış bir şey bilmiyorum. Ortadan kayboluyor ve kıyafetleri bu köyün çevresinde bulunuyor. Evet. Ve bu büyük bir problem abi. Ben şu an tüylerim diken diken oldu anlatırken. Hadi devam edelim. Ve bir şey diyeceğim, ben 4 kat sırada bir 100 kat daha var. Bir bakalım. Orada bir cam kırığı falan bir şey var. Oha! Monitörler var. Bir sürü monitör var. Aa, burada bir yer var. Başka bir yer var. Burası bilgisayar laboratuvarı gibi bir yer olabilir belki.
Tamam, diğer odalara bakalım. Da bunların burada ne işi var acaba? Burası komple terk edilmiş olsa bunları almazlar mı? Gel sen şu. Bak. Oh, ah, Alperen. El izleri. Bir şey diyeceğim. El izleri var. Baksana. O odadan geliyor. El izleri böyle devam ediyor. Yangın ortamına kadar gidiyor. Sonra yangın ortamı açılmış herhalde. Orada ev bakmamız lazım. Bir de orada cam kırığı var. Ya şu an ne görecekmiş gibi geliyor biliyor musun? Olur ya korku filmde abi. Böyle dört ayağı üzerinde yürüyen kız mısın? Allah çarpsın onun gibi bir şey görecekmiş gibi hissediyorum. Bir girelim isterseniz buraya gidelim. Hanım kapısı neler çekiyor? Gidelim. Gidelim abi bak bir yüz kat kat. Biraz daha aynı. Ve bu duvara tutulan tutulan yürümüş gibi abi ben. Görüyor musun? Evet. Yani o yangın hortumuna kadar gidip onu açmış gibi sanki bir şey. Yangın hortumunda acaba şu boya lekesinden var mı abi? Yok artık yok artık yok artık. Yüz kata bakalım ben çıkalım. Tamam. Bak gidelim ya. Uslak geliyor. Gidelim lütfen gidelim. Bak bir şey söyleyeceğim. Buraya kadar. O ne oğlum? Sıkıntı. Yüz kata çıkalım. Bu binayı komple bitirelim. Ben de orada olayın finalini anlatayım ve sonra çıkalım buradan. Ama ben çıkıştan çok korkuyorum. Aşağı inmekten çok korkuyorum. Ne, bu neydi? Rüzgardan kapı falan mı çarptı? Oğlum hani köyün muhtarı falan gelmiş olmasın hani burada ışık görünce. Kimse var mı der? Abi bir şey diyeceğim bak. Biz yukarı çıkıyoruz. Bütün sesler aşağıdan geliyor. Biz aşağı nasıl geri ineceğiz? Ben gitmem. Üste çıkalım abi. Üste çıkalım. Duvarda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Hadi gidelim. Orası ne? Çatı katı. Orada ne var? Hakikaten ne var? Şurası için yazmışlar. Orada ne var? Bence gerçekten çocuklar yazmış. Bu sesler normal değil. Aşağıdan gelen sesler duyuyoruz değil mi ikiniz? Gidelim. Duvarda yazana baksana. Kim abi neden yapsın bunu? Abi gerçekten çocuklar da böyle şeyler yazmaz ki. Bir de mesela yangın merdivenini görüyor musun bak? Yangın hortumunu çekmişler ve merdivenden aşağı sarkıtmışlar. Ben sanki şey gibi. Birisi intihar etmiş gibi. O kafa değil mi abi? Ben mi abartıyorum şu an? Bir dakika. Şu katın finaline bakalım. Hadi ben de olayı anlatayım. Elizleri burada varsa. Ne? Baksana Alperen. Şu kasetlerin içindeki şeyler. Bunlardan kalmadı ki. Oğlum burası ne zaman terk edildi? Bir yarası var. Hadi bir şey söyleyeceğim. Sınıfın tam karşısında direkt dışarıya bakar bakmaz ne gözüküyor baksana. Şunlara baksana bunlar tam ne zamanda kaldı? Arkadaşlar bunlar ne zamanda kaldı? Bilen varsa yazsın yorumlara. Çok yakından geliyor. Kim var orada? Rüzgar veya kedi falandır abi. Evet kedi falan da olur. Aynen hadi kedi falan. Kızlara bakalım. Öleceksin. Kızım iyimser düşünmek zorundayım. İyimser ne yapayım? Aklım çıktı. Kefen gibi duruyor. Şuna baksana. Kefene sarılmış bir şey gibi durmuyor bu. Ben burada olayın finali anlatıyorum. Gidiyor Sıla gel. Sıla benden uzaklaşma abicim gel. Sıla buraya gel. Ya bak. Ve arkadaşlar o gazetecinin kıyafetleri bu köyün etrafında bulunuyor. Bundan yıllar yıllar sonra bu olayı araştırmaya odaklanmış. Bu Rüzgar olamaz. Kedi demir sürükleyemez tamam mı Alperen? Sanki bir... Bak baba baba. Sınıfa girebilir. Kim var orada? Sınıfa girebilir. Ben bir gideyim bakayım. Hayır ya. Köyün çocukları falan bize şaka yapıyor olmasın Alperen? Gece gece ne yapacak çocuklar? Tamam dur bekle. Yıllar yıllar sonra bu olayı araştırmaya odaklanmış. Jandarmada ölü bulunuyor arkadaşlar. İntihar ediyor. Ve bundan da yıllar yıllar sonra Alperen bu jandarmanın kızı mı yoksa başka bir kız mı tam emin değilim. Jandarmanın kasasını açıyor. Kasasında bu olayla ilgili bütün görüntüler, bütün kayıtlar var. Ve üzerine de bir not düşürmüş. Karadedeler olayı diye. Bunu bulan kişi de bunu imha ediyor. Ama hani ne yapıyor, satıyor mu artık nasıl? Hani bu olay bizim günümüze kadar nasıl gelmiş bilmiyorum arkadaşlar. Bu da böyle burada yaşanmış bir olay ne kadar inanırsınız bilmiyorum. Köy genel olarak çok gergin. Çok gergin, aşırı. Olayı da anlattım. Okulda gezdik. Buradan çıkma vaktimiz gerçekten geldi. Gidelim. Tamam mı arkadaşlar? Ben rica ediyorum gidelim. Bak, bir varlık olmadığı sürece incine alalım. Hani birisi bize şaka yapıyorsa öldü. Bunun haberini veririz. Zaten cin varsa bu bir işine yaramaz abicim. O da varsa ne yaparım kardeşim? Nasımı felamı okurum Alperen. Çatıştır bismillahımı çekerim. Çok çok bir evzu besmele çekerim. Bir nas felak olurum. Anan Allah'ım bana yardımcı olur. Gel. Hadi takılma içeri. Katlara yürümüyoruz tamam mı? Sadece merdiveni kullanıyoruz, girdiğimiz yere gidiyoruz. Tamam mı Sıla? Bu kattan mı girdik biz, bir alttan mı? Buradan girdik. Evet, buradan girdik. Hadi çıkalım. Anladınız. Ne yazıyor? Kapısında girme yazıyor. Bak Alperen, sakın girme yazıyor bak. Gireceğiz mi? Bir şey söyleyeyim mi? Birisi bana bir şey sakın yapma derse ben yaparım.
Gelsin lan. Ya buraya kadar gelmişim abi, merak ediyorum açıkçası. Abi böyle indirdiğim gibi bir şey varsa içeride ne olur biliyor musun? Allah Allah. Bismillah. Bak bizim girdiğimiz kapı açık, rüzgar var. Sakince. Açılıyor. Ben bu kapıya dokunduğum zaman mı? Sakin. O kapıyı zorlayınca o oldu bak. Hızlı açar mısın? Çok hızlı aç. Hızlı açar mısın? 1810 mu? Alperen bak biz girelim ama sen sakın kapının eşiğinden geçme, tamam mı? Zaten küçük oda, bizi buradan çek, bizim içeride atarız. Abi kapıyı zorlayınca o kapı çarptı, farkında mısın? Kanka pozitif düşünün ama birazcık da pozitif düşünün ya. Tamam. Rüzgardan pozitif düşünebilirsin. Tamam tamam. Ya, zaten tamam, göt kadar bir tane oda kaldı. Tamam, burada bakacağız, çıkacağız. 2 dakika sakin. Sakın tamam, ben bekliyorum. Hadi çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. 18-10 dakika, burada 18-10 yazıyor. 20. İyi misin? Oğlum iyi misin? Gel. Kes kaydı, kes. Alperen kaydı, kes. Lan buradan abicim, buradan, oradan, buradan gel. Ne abi, bin bin bin. O neydi abi? O neydi? Oğlum o kapı nasıl kapandı? O kapı nasıl kapandı Alperen? Öleceğim zannettim. Bir anda yüzüme kapandı. Ben bunu artık ben rüzgar diyemiyorum yani. Derhal buradan gitmeliyiz. Hadi abi kapat. Derhal bu köyden gitmeliyiz. Bizim gerçekten... Bir daha da böyle bir dert çekmiyoruz, tamam mı? Tamam mı? Biz gidelim arkadaşlar buradan acil. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Biz yani iyiyiz yani şu an için. Videoyu beğenip bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Pes abi gerçekten çok kötüyüm, pes yani.